Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Malatya'ya giren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Öznur Çalık, anayasa değişikliğiyle ilgili teklifin Anayasa Komisyonu'ndan kabul edilmesini değerlendirdi. Anayasa teklifleri Anayasalar Milletin Toplumsal Sözleşmesi ile çıkan çok önemli yazılı metinler olduğunu belirten Milletvekili Öznur Çalık, toplumsal sözleşmedeki en önemli amaç da milli iradenin yansımasıdır ifadelerini kaydetti. Anayasa teklifleri, anayasalar milletin toplumsal sözleşmesiyle çıkan çok önemli yazılı metinlerdir ve toplumsal sözleşmedeki en önemli amaç da milli iradenin yansımasıdır. Türkiye'de bir rejim değişikliğinin söz konusu olmadığını, sadece hükümet sisteminin değişmekte olduğunu belirten Çalık, bu hükümet sistemi asla bir rejim değişikliği değildir. Rejimin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir, Cumhuriyet rejimidir ve bu rejim değişikliğiyle ilgili algı operasyonu yapanlar esasında gerçeği ve doğruyu bilmektedirler ifadelerini kaydetti. Bu hükümet sistemi asla bir rejim değişikliği değildir. Rejimin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir, Cumhuriyet rejimidir. Ve bu rejim değişikliği ile ilgili algı operasyonu yapanlar esasında gerçeği ve doğruyu bilmektedirler. Bu bir hükümet sistem değişikliğidir ve bu hükümet sistem değişikliğinin adı da Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Ve inşallah Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte çok önemli değişimleri getiriyoruz. Anayasa teklifinin halkın onayına sunacaklarını belirten Milletvekili Çalık, Anayasa Komisyonu'ndan sonra inşallah yeni bir yılda 2017'de meclisimize komisyondan geçen anayasa teklifimiz gelecek. Daha sonrasında da milletimizle anayasa teklifimizi buluşturacağız. Milletin iradesinin yansıdığı iki kurum ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacak dedi. Anayasa Komisyonu'ndan sonra inşallah yeni bir yılda 2017'de meclisimize komisyondan geçen anayasa teklifimiz gelecek. Daha sonrasında da milletimizle anayasa teklifimizi buluşturacağız. Milletimizin onayını aldıktan sonra biz hep şunu söyledik. Meclisten kaç milletvekiliyle ki en az 330 olması gerekir, bunu biliyoruz. Ama 367 ile de geçmiş olsa biz milletimizin onayına sunacağız demiştik. Ve şimdi inşallah nasip olursa her halükarda meclisten geçtikten sonra teklifimiz referanduma götüreceğiz. Ve milletimizin onayını aldıktan sonra da hükümet sistemlerimizle yürütme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bakanlar kurulu olarak oluşacak.